Miraç ne demektir aziz kardeşlerim? Miraç peygamberin göklere urucudur. Miraç peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Allah'ın ona verdiği bir ikramdır. Miraç imtihandır. Miraç neden imtihandır? Çünkü kafirlerle müminler belli olacaktır. Müslümanlar amenna biz inandık dediler. Kafirler ise böyle bir şeyi asla biz kabul edemeyiz. Bir insan bir anda buradan oraya gidemez, göklere çıkamaz dediler. Ama biz bugün miracı teknolojik gelişmeler, bilimsel gelişmeler ışığında çok daha iyi anlıyoruz. Çok kıymetli bir gönül dostu Hoca Efendi'nin dediği gibi, insanın yaptığı bir demir parçası göklere, semaya, uzaya gidiyor da, gider de, Allah'ın yaptığı bu şük mükemmel vücut uzaya gidemez mi? Ve insanlık artık uzay yolculuklarına başlıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz miraca gitmiştir, semavata çıkmıştır. Allah göklerin, cennetin, cehennemin, bütün alemin gerçekliğini, hakikatini Resulullah'a göstermiştir. Miraç tasdiktir. Tasdik edenler sıtlık makamındadır tekzip edenler küfür makamındadır. Küfür derekesindedir. Miraç tesellidir. Hazreti Hatice annemiz vefat etmiş. Sığınağı, melceği, destekçisi olan Ebu Talip vefat etmiş. Müslümanları bir mahalleye tıkmışlar. Onlarla evlenmek yasak, kız alıp kız vermek yasak, alışveriş yasak, Yardım etmek, ziyaret etmek yasak. Evlerine girip çıkmak yasak. Böyle bir zaman. Taif'e gitmiş, Taif'ten taşlanmış. Ayakları kan çanağı içerisinde, papuçlarını, ayakkabılarını kanlar dolduracak şekilde üzüntüyle yanındaki Zeyd'le beraber dönmüş. Hanımı yok, amcası yok, yapayalnız. İşte Miraç tam o sırada Allah'ın ona gönderdiği bir tesellidir gel kulum demiştir. Sen kendini yalnız mı hissediyorsun? Öyle bir gecede çağırmış ki Allah kuluna hiçbir peygambere nasip olmayacak huzuruna davet etmiş. Zamandan ve mekandan münezzeh olarak Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul etmiş ve ona iltifat etmiştir. Hediyelerle göndermiştir. Kulunu övmüştür. Esselamu Aleyke Eyyühen Nebiyyü ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah-u Teala kulunu övmüştür. Hazreti Muhammed Mustafa'ya iltifat etmiştir. Miraç namazdır. Es salatu miracul müminin. Miracın en güzel hediyesi beş vakit namazdır. O güne kadar da namaz biliniyordu ama bütün bu rükünleriyle, abdesiyle, farzıyla, vacibiyle, secdesiyle, tilavetiyle beş vakit olduğu bilinmiyordu. İşte sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı olarak beş vakit namaz ümmetine farz kılınmıştır Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Miraç hicrettir. Ey peygamber! Mekke'den başka yurtlar da var. Daha hicrete de çıkmamış. Daha bir buçuk sene sonra gidecek oralara kıbleyi Kudüs yapacak. Onlar da belli değil ama ona bir hedef gösterilmiş. Miraç hicrettir. Kudüs var. Semavat var, başka şehirler var, başka alemler var. Cennet var, cehennem var. Semavatta nice insan ruhları var. Bunları peygamber hicret ederek görmüştür. Miraç keşiftir. Yeni yerlerle, yeni bölgelerle, yeni insanlarla eskiden yaşamış insanların haliyle hepsiyle peygamber keşfetmiştir. Ve insanlık da keşfedecektir çünkü miraç hedeftir. Hz. İsa yaralıları, alaca hastaları, ölüleri diriltti, hastaları iyileştirdi. O ümmetine bir hedef gösterdi. Tıbbın ilerlemesine sebep oldu. Musa aleyhisselam asasıyla denizi ikiye yardı. Ümmetine bir hedef gösterdi. İnsanlık denizi ikiye yarabilir. Süleyman Aleyhisselam zamanında Belkıs'ın tahtı göz açıp kapayıncaya kadar ışınlanarak Süleyman Aleyhisselam'ın huzuruna geldi. Peygamberlerin gönderdiği mucizeler bir anlamda ümmetine bir hedeftir ve ümmetine bir mucize olarak gösterilmiş son ufuktur. Peygamberimizin gösterdiği miraç hadisesi de bu ümmetin uzaya gideceğinin delaletidir. Bunun bir ispatıdır. Ve Miraç Mescid-i Aksa için özgürlüktür. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya bizim ikinci kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya hicret etmiştir. Mescid-i Aksa'nın etrafını mübarek kıldık diyor Allahu Teala. Pek çok peygamberin kabri oradadır. Pek çok peygamber orada yaşamıştır. Müslümanlar için mukaddestir bütün dinlerde mukaddestir. Mescid-i Aksa bugün Siyonizmin işgali altındadır. Oradaki kardeşlerimiz zulüm görüyorlar. Mescid-i Aksa için miraç, her miraç gecesinde özgürlüğü için hatırlamamız gereken, dua etmemiz gereken, Kur'an'da adı geçen bir camidir Mescid-i Aksa. Bugün Mescid-i Aksa kötü emeller ve kötü niyetlerin işgali altındadır. Orayı yıkmak, yerine başka mabetler yapmak isteyenlerin maalesef zulmü altında. Oradaki kardeşlerimiz de, Filistinli kardeşlerimizi de yardımsız bırakmamak lazım. Onların özgürleşmesi, özgür Filistin için, özgür Mescid-i Aksa için Miraç aynı zamanda bir özgürlük ifadesidir, özgürlüğün başlangıcıdır. Duamız ve miraçımız inşallah Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne vesile olsun. Miraç gecesinde yapılması gereken ibadetler nedir? Zaten Resul Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bize şifreyi vermiş. Es-salatu miracül müminin. Namaz gecesidir. Miraç gecesi, miraç gecesini anlatan, İsra gecesini anlatan İsra hadisesi, İsra suresindeki şu 12 emri gelin birlikte dinleyelim. Birlikte görelim. Çünkü Allah bize bizden bunları istiyor. İsra suresinde Miracı anlatan, İsra'yı anlatan İsra suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah'a şirk koşmayacaksın. Ana babana iyilik edecek akrabanın hakkını ödeyeceksin. Fakiri ve yolda kalmış kalmışları gözeteceksin. İsraf etmeyeceksin, fakat cimrilik de yapmayacaksın. Geçim endişesinden çocukları öldürmeyeceksin. Çocukları öldürüyorlardı, diri diri toprağa gömüyorlardı. Zinaya yaklaşmayacaksın, masum cana kıymayacaksın, yetim malı yemeyeceksin, sözünü yerine getireceksin, sözünden dönmeyeceksin, tartıda ve ölçüde hile yapmayacaksın. Bilmediğin bir konuda hüküm vermeyeceksin ve peşine düşmeyeceksin. Yeryüzünde kibirle yürümeyeceksin. Tüm bunlar Rabbin katında çirkin işlerdir buyuruyor Allahu Teala İsra suresinde 23 ile 38. ayetler arasında 12 emir bize emrediliyor aziz kardeşlerim. İsra'yı hakkıyla anlamak için bu emirleri yerine getirmek, bunlardan kaçınmak. Bu gece İsra suresini, bu gece Necim suresini bolca Kur'an okuyarak okuyalım. Bu gece kaza namazlarımız, borçlarımız varsa ödeyelim. Bu gece sabaha kadar ibadetle, zikirle, tefekkürle, tövbeyle, duayla geçirelim. Peygamber Efendimiz nasıl göklere uruç eylediyse... Bu gece uyanık olarak Allah'ın semavatında, Allah'ın mülkünde kalbimizi miraç ettirelim. Namazla, secdelerle miraça varalım. Miraçta en güzel yer secdedir. Secdede biz miraç ederiz. Miraç etmek istiyorsanız secdeye varacaksınız ve kendinizi miraça çıkmış gibi kabul edeceksiniz. Çünkü huzur ilahideyiz biz. Secde demek Allah'a en yakın olduğumuz yer demektir. Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili'nde de bu pazar, pazartesi oruçları tutulabilir. Zaten Recep ayındayız, 3 aylardayız. Rasulullah Efendimiz bu aylarda bol bol orucu çoğaltmıştır. Biz de her fırsatta orucu çoğaltmak için oruç tutmalıyız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.